Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Mobil Festura. İstanbul Kongre Merkezi'ndeyiz. Sektörün önce ismi BSE. Konuk olduk. Yanımızda firma kurucusu Kerem Bey bulunmakta. Bakalım bize hangi değerli bilgiler aktaracak. Merhaba Kerem Bey. Merhabalar. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun fuarınız. İlk katılımınız. 2012 yılından beri hizmet verdiğini söylemiştiniz. Biraz sonra firmayla ilgili sohbet devam edecek ama önce sizi tanıyalım. Sonra fuarla ilgili görüşünüzü merak ediyorum ben. Buyurun. Tabii ki. Kerem Savaş ben. Elektrik elektronik mühendisiyim. Yaklaşık 15 yıllık bir sektör deneyimimiz var. 2012'den beri de kendi kurmuş olduğumuz yazılım firmasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fuar nasıl geçiyor peki? Bugün fuar birinci günün açıkçası beklentim çok üzerinde bir kalabalık ve yoğun taleple geçti. Biz sizi yakalayamadık. Evet, bugün ancak röportajı da öyle 2 saat sonrasına ancak alabiliriz. Umarım sonuna kadar bol verim olarak ayrılırsınız. Dönelim BSE. Çok heyecanlı bir firma burası. Çünkü çok güzel çalışmalar var. Geri kalan öyküyü sizden dinletmek istiyorum. Her firmanın bir öyküsü var. Sizinki nedir efendim? Bizimki aslında ben uzun yıllar yabancı firmalarda operatörler için yazılım ve ürün üreten firmalarda görev aldım. Ülkemizde bu teknolojileri üzerine çalışma yapan firmaların eksikliğini gördüm. Ve büyük operatörler için yazılım yapan firma eksikliğinden yola çıkarak bazı çözüm önerileri geliştirdim. Neler var peki? Biz daha çok networkleri yöneten, izleyen ve operasyonunda kolaylık sağlayan yazılımlar üretiyoruz. Hı. Ve bunu da tamamen Ankara'daki ofisimizde kendi mühendislerimizle gerçekleştiriyoruz. Hangi sektörlere daha çok dağılım var? İletişim altyapısı kullanan aslında devlet dairelerinden tutun ama ana odağımız operatörler, yani iletişim hizmeti sağlayan yurt dışı ve yurt dışı operatörler. Sizler gibi firmalara biz bakarken gıpta ediyoruz ve çok eğlenceli buluyoruz ama aslında öyle değil. Hataya mal yok. Çünkü bilişim diyoruz. Korkulan da bir şey aslında. Bu anlamda firma olarak nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Öncelikler neler? Biz çok büyük networklerin yönetiminde müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Sizin de dediğiniz gibi çok büyük yapılar, yani binlerce cihazın izlenmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Buradaki hata sizin evinizdeki internetin gitmesine kadar ya da işte telefonunuzun kesilmesine kadar sorunlar yaratabiliyor. Biz çalışmalarımızı bu doğrultuda titizlikle yürütmeye çalışıyoruz. Harika. Şimdi sizden gibi tabii ki sizden sonra da rekabet açık olan bir sektör haline gelmiş çok fazla firma var yapanda ama sizin farkınız da peki diğerlerinden niye gelinmeli size? Bizim farkımız aslında yazılımla iletişim teknolojilerini birleştirmek. Yazılım bir teknoloji. Birçok yazılım firması var ürün geliştiren. Telekomünikasyon ve iletişim alanında bu işi yapmak için telekomünikasyon ve iletişim bilgisi de gerekli. Bizim mühendislik ekibimizde hem telekomünikasyon protokol ve teknik bilgisi mevcut hem de yazılım alanında çok uzman arkadaşlarımız var. Bu ikisini harmanladığımızda kendi ürünlerimizi çıkartabiliyoruz. Peki herhangi problem olduğunda, ki sizdeki problem olduğunda çok büyük tabii ki olaylara da yol açabiliyor. Nelerdir çözümleriniz? Biz aslında problem olmadan müşterimize sorunları prediktif bir yaklaşımla önceden tahmin etmesini de sağlayan sistemler sunuyoruz. Ve bir problem oluştuğunda problemin kök nedenini bulan yazılımlar sunmaya çalışıyoruz. Böylelikle açıkçası bir sorun olmadan ya da oluştuysa da en kısa sürede nasıl çözeceğini müşterimize sunuyoruz. Açık olmadan devam ediyorsunuz. Evet, evet. Ana hedefimiz sorun olması değil, olmadan yakalama. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da var çalışmalarınız. Azerbaycan'da birkaç çalışmamız oldu. İngiltere'de bir açık kaynak kod dönüşümde bazı çalışmalarımız var. Şu anda işte Ofcom'ta ürünümüzün de önünde duruyoruz. Evet. Yani iddialı olduğumuz ürün transmisyon network'ünü yönetiyor. Onda da global operatörlerle çalışmak için adım neler başlıyor. Neler sağlıyor peki sizi tercih edenler? Nasıl kolay hizmetten yararlanıyorlar? Öncelikle kendi ürünlerimizi geliştirdiğimiz için gerçekten değişiklik ve kastimizasyona çok açık. Yani müşteriye göre ürünü değiştirebiliyoruz, özelleştirebiliyoruz. Tabii ki ürünün çerçevesinden çıkmamaya çalışıyoruz. Çünkü global bir ürün yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada biz çok hızlı feedback verip müşterinin ihtiyacını hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Her sektörün ihtiyacı farklı, ona göre yapıyorsunuz diyebilir miyiz efendim? Her müşterinin ihtiyacı farklı diyelim. Aslında mesela telekomünikasyon sektörünün ihtiyacı hemen hemen belli. Ama operatörlerin yoğurt işleri farklı. Herkes operasyonlarını farklı yapıyor, planlaması farklı yapıyor. Biz ona ürünlerimizle uyum sağlayabiliyoruz. Harika. Peki yıllardan beri hizmet veren, güzel de bir şekilde gelişen bir firma var karşımızda. Sürekli teknolojiyi takip ediyorsunuz dolayısıyla elbette ama bundan sonraki etapta neler bekliyor firmanızı? Bu kadar ilerleyebileceğinizi düşünür müydünüz ilk açtığınızda? Çünkü firma kurmak kolay değil. Evet, biraz aslında risk alarak başladığımız bir iş hayatı oldu ama dediğim gibi yerli firmaların bu alanda çok fazla faaliyet göstermemesi ve teknolojinin artık eskisi gibi olmadığı, herkesin yeni fikirlerle bir şeyler geliştirebileceği bir dünyadayız. Biz de açıkçası ürünlerimizi yapay zeka tarafında daha da geliştirip
hani pazarda daha büyük bir pay almak istiyorsunuz. Başarı tesadüf değil yani Kerem Bey. Siz konuşurken anlıyoruz ama başarı yalnız olmaz. Ekipten de bahsediyorsunuz. Tabii ki. Kaç kişi var ekipte? Biz 26 kişilik bir ekibiz. Bunun 20 kişisi tamamen ürünlere odaklı çalışan Ar-Ge ekibimiz. Hı hı. Bir mühendislik firması izleyebilirim. Kadın istihdamımız neredeyse %45'e %55. O konuda övündüğümüz bir skorumuz var diyebilirim. Harikasınız. Sosyal sorumluluk da var. Evet. Yani. Onlara dikkat ediyoruz diyebilirim. Peki efendim, programımızın sonuna geldik. İzleyicilerimize, sizleri tercih edenlere, sizi şu anda izleyip de hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Biz kastimizasyon çözüm yapmamızla beraber uluslararası standartlarda yazılım çözümleri üretiyoruz. O nedenle sorununuza çözüm bulmamız adına bizle iletişime geçmenize çok mutlu oluruz. %100 Türk sermayesi diyoruz. %100 çok Türk doğru. Firması olarak da desteklensin diye de bize buradan da iletelim. Herkes tarafından da elbette. Sizler gibi firmalara ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz ben değerli bilgileri. Ederim. Keyifli sohbetinize de umarım uzun yıllar boyunca BS ismini de duymak dileğiyle. Farklı projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar. İyi fuarlar. Evet değerli izleyenlerimiz, Mobil Fest Fuarı'ndan sektörün önce firması BS'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka fuar ve sohbete kadar bizi izlemeye devam edin.